analistlerinin son açıklamaları üzerine konuşacağız. Bu şekilde bir haber var. Sentiment analistleri önce kripto para rallilerinde diyor görülen Bitcoin sinyalinin yeniden görüldüğünü duyurdu. Tabi bazı şeyleri karıştırmamak gerekiyor. Bir kere sürekli kullanılan bir tabirdir. Önceki rallilerde görülen sinyal. Bu gerçekten rallinin geleceğine dair tabii ki işaretler ve ibareler vardır. Bu ekseriyetle bu kripto paranın güçlü olduğu anlamı çıkarılan olaylardan karşımıza gelir. İkinci olarak da bazısı saçma şeyler de paylaşabiliyor. Bu sadece işin var olduğu gerçeğidir. Yani önceki sezonda bir şeyin olmuş olması bu sezonda olacağı ya da olması gerektiği anlamına gelmiyor. Yani bazı şeyler tabii ki bir sinyal olarak adledilir ama büyük bir çoğunluktaki söylenen pek çok şey de aslında bir sinyalden ziyade sadece var olmuş dönemin karakteristik özelliğinden kaynaklı olarak karşımıza gelen işler olabilir. Bu konuyla alakalı en saçma ve çoğunlukla piyasadaki soytarıların söylemiş olduğu tabirlerden bir tanesi. İşte geçen sene her sene Eylül'de ya da ne ayı ise işte artık her neyse Bitcoin yükseldi. Bu sezonda yükseliş bekleniyor. Yükseliş olacak tarzında. Bunun adı soytarılık. Çünkü çocuk yani çocuk bile inanmaz buna. Ve gerçekten de yatırım aracı yönetilirken bir haber sitesi bunu paylaşılıyor. Yani milletle dalga geçiyor. Kendilerinin de ben inandığını zannetmiyorum buna. Çünkü yani o kadar da enayi değildir kimse sonuçta böyle bir şey inanıp da paylaşacak kadar. Yani o yüzden bence hiç değilse büyük bir ihtimalle bunları öyle gereksiz sırf laf olsun diye paylaşıyorlardır diye düşünüyorum. O yüzden neyin sinyal oluşturup neyin oluşturmadığını da iyi bilmek lazım. Sentiment analistleri önce kripto para rallilerinde görülen Bitcoin sinyalinin yeniden görüldüğünü duyurdu. Popüler kripto para analiz şirketi Sentiment analistler, geçmiş ralliler öncesi yaşanan bazı olayların şu anda da benzerlerinin yaşandığına dair analiz paylaştılar. Sentiment analistlerine göre Bitcoin Ethereum ağındaki versiyonu olan Wrapped Bitcoin tokenında 1 milyon dolar üstü değer sahip büyük balina işlemlerinde Mart ayından bu yana en yüksek seviye görülüyor. Buna ek olarak Wrapped Bitcoin'de Temmuz ayından bu yana en yüksek ağ büyüme oranı ve 1 ila 1000 Wrapped Bitcoin tutan cüzdan sayısında kayda değer bir sıçrama yaşandı. Hatta 1 ila 1000 Wrapped Bitcoin tutan cüzdan adres sayısı 4953 il tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmandı. Şimdi ya bu da biraz saçma olmuş. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu ya bunun Bitcoin ile çok bir alakası yok. Bunun Ethereum'la alakası var. Şimdi BTC tarafında bu şuna yorulabilir. Mesela şöyle bir çıkarım yapılabilir ki böyle bir yani bu metrik eğer araştırılıyorsa bu veri de çok yanıltıcıdır ve küçük bir veridir. Yani Türkiye'de seçim anketi yaparken sadece bir mahallede anket yapmaya benzer. Bu da Bitcoin'in elde tutma oranları hakkında ve yatırımcı güveni hakkında fikir alınabilmesi için belki bu veri kullanılabilir. Ama BTC kadar bu kadar yüksek sayıda bir yatırımcısı olan bu kadar fazla tutulan bir kripto para birimine baktığınızda Wrapped Bitcoin'in performansı size çok fazla bir şey göstermez. Çünkü çok 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 küçük bir miktarı. O yüzden dediğim gibi Bitcoin'in akıbetiyle alakalı bize yani hiçbir veri vermiyor desem yalan olmayacaktır. O yüzden burada biraz boş muhabbet dönmüş yani gereksiz bir açıklama. Bu Ethereum'la alakalı olarak pozitif sonuç verilebilir. Sonuçta Ethereum üzerinde wrapped yani wrapped hale getirilip tutulan ve Ethereum üzerindeki artan aktiviteden bahsedebiliriz.
Ya bu noktada bir pozitif sinyal olduğu söylenebilir. Yoksa yani dediğim gibi tabii ki boğa sezonu yaklaşırken bu veriler artar. Hani boğa sezonunda da yükselir. Ama bu BTC'ye doğrudan büyük bir katkı sağlamadığı gibi BTC'nin yapabileceği hareketler doğrultusunda da bize net bir sinyal vermiyor. Çünkü çok küçük bir aralık, çok küçük bir miktar. Yani çok küçük bir miktar. Ben ne diyeyim şimdi? Mesela bir Bitcoin transferi yapıldı. Tamam. Yani sonuç ne çıkarım yapabiliriz buradan? Bir çıkarım yapamayız. Sentimente göre bu hareketlere benzer hareketler Wrapped Bitcoin işlemlerinde hem Mart hem de Haziran kripto para rallileri öncesinde de gözlenmişti. Gözlenir arkadaşım. Bundan sonra da gözlenir. Bundan önce de gözlendi. Sonrasında da çok gözlenir. Wrapped Bitcoin, Bitcoin'in Ethereum blok zincir üzerinde çalışan tokenlaştırmış bir versiyonu olarak tanımlanabilir. Bitcoin ve Ethereum blockchain'ler arasındaki boşluğu doldurmak ve Bitcoin'in Ethereum merkeziyetsiz finans ekosisteminde kullanılmasını olanak sağlamak amacıyla oluşturuldu. İyi bir çalışmadır bu wrapler. Abi Bitcoin ne böyle ya? Allah'ını seviyorsan. Yani ne kadar saçma işler oluyor. Her neyse, Wrapped hizmetleri iyidir. Ether'in yaptığı en iyi şeylerden olduğunu düşünüyorum ben. İkincisi, Sentiment en son biliyorsunuz XRP Coin'deki bu mega patlama öncesinde çok ciddi bir alım fırsatı olduğunu vesaire duyurmuştu ki konu üzerine biz de sıklıkla konuştuk. Sentiment ya şimdi şöyle piyasada yok hani bu tarz doğru yorumların yapıldığı çok fazla taraf yok. Hatta hemen hemen hiç yok bence. Dolayısıyla sentiment mesari gibi taraflar bile olsa maalesef piyasayı çok yeni, çok spekülatif ve firmalar da buna ayak uydurmaya çalışıyor. Dolayısıyla zaman zaman işin magazinsel boyutunu gerçeklerin önüne koymak suretiyle saçma şeyler söyledikleri de çok oluyor. Bunu da çok yaşadık. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Yani Bitcoin kalkış yapacak ya da yapmayacak demiyorum bakın. Burada bir şey nasıl değerlendirilir ve nasıl değerlendirilmez aslında ondan bahsediyorum. Wrapped Bitcoin fiyatı bu yazının yazıldığı anlarda 27,5 bin dolar olan Bitcoin'e paralel şekilde 27,5 bin dolardan işlem görüyor. Zaten hemen hemen ikisinin fiyatları da aşağı yukarı aynı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.